Selamlar ben Melih. Bugün sizlerle Kılıç Okulans'ta Master Melih 2 hesabımızdan yeni kahraman koca öküzü açacağız. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanalımıza da abone olsanız sevinirim. E hemen video geçmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi hayvan barınağını 3. seviyeye yükseltmeye aldım. Daha yeni aldım arkadaşlar. E yükseltmeye aldım. Şimdi bitirle hemen omuza kavuşacağız. Şurada gördüğünüz gibi 2 heromuz var. İkisi de 2. seviye kadar geldi. Koca Öküz açacağız. Koca Öküz bence aralarında en güçlü kahraman. Diğerlerinden güç olduğunu düşünüyorum ama 20 seviye barba kralımıza vereceğiz. Yani 20 seviye bence 20 seviye barba kraldan daha güçlü şey olabilir. Hemen açalım. Şöyle koca öküzümüzü ve seviye dağıttırdık bu arada. Şuradan artıya basıyoruz ve barba kralımıza veriyoruz. Tek boynunuza at geldiğinde de onu da kraliçeye vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ordum var. Koca öküzü denemiş oluruz. Hem de bir ejder yarısı saldırısı patlatırız. Hemen saldırımıza geçelim. Bastırmayı iki hesabına benzer erken basılmış bir belediye binası. 14 binası buldum. Hemen bu köye saldırımı gerçekleştirmek istiyorum. Şuradan bir ejder Arkasına bir tane balon. Şuradan mecder hemen arkasına bir tane balon. Şimdi köşelerin temizlenmesini bekliyorum. Barba kralı orta kısımdan atabiliriz. Koca öküzle beraber. Şöyle azıcık Barba kralı yakınlaştıralım. Her yeni kahramanımızı gözlemlemiş oluruz. Duvarlara bayağı vuruyor. Özelliği bu. Ama şu anda duvara yönlenmedi. Tam orta tarafı yıkıyor. Şimdi duvara yönlenecek. Bak duvara tek atacak. Aynen duvara tek attı. Bir saldırımıza başlayalım arkadaşlar. O o da orada işini yapsın, görevini yapsın. Hemen şurada zepdenimi koyuyorum. Ee, büyük koruyucu özelliğime basacağım ama e, şeyden çıkmasını bekliyorum. Hadi, hadi, hadi. Tam şurada büyük koruyucu özelliğime bastım. İç kısma bir tane öfke bırakıyorum. Bu arada e, şeyin içinde şeylerim var, yetilerim var zeplinin içinde. Belediye binasını halletmek adına e, yeti alıyorum. Savaşıma başlayacağım ama şu an düzgün ejderim kalmadı. Kötü bir savaş geçiriyorum. Valla tam istediğim gibi olmadı. Şu an bence üçlük gelir ya. Ama yarasalarla bence güzel bir iş çıkarabilirsek. Şuraya bir tane buz atıyorum. Ee, Rahat bir, bir tık geç atmış olabilirim. Tamamdır. Şu anda Kaysaçara buz atmam gerekiyor. Şöyle bir buz atalım hemen Kaysaçara. Ee, aşağıda bir büyücü kulesi var. Şuraya bir tane. Ben buzları geç attım ya maalesef. Atmayacağım şu anda buz benim şu anki hedefim yarasalardan çok kraliçe şampiyonunu korumak. Zaten düşük seviye savunmalar olduğu için bence krale şampiyonunu koruyabiliriz. Yani ilk seviye var. X seviye en büyük savunma. Ona bir tane uzatalım. Şurada bir tane öfke kullanıyorum. Öfkeyi de mezara götürmeyelim. Ya i̇lk dışındaki zaten şurada gördüğünüz top filan krale şampiyonuna bir şey yapamaz. 7 seviye olsa bile içinden geçer onların. Şurada hemen özelliğini kullanıyorum. Hiç orlara gitmeye uğraşmasın. Süre yetecektir. Krale şampiyonu eğer kaldıysa arkadaşlar süre her türlü yeter. Çok az kalmadıysa tabii ki. Sürenin yeteceğini düşünüyorum. Çünkü zaten duvarlardan zıplayan bir hero. Süre her türlü yeter. Güzel bir saldırı oldu ama o yukarıda depolar varmış lan ben onları görmedim ha. Ulan <laughs> Yalnız depoları alması biraz sürebilir. Ben süre her türlü yeter dedim ama baya bir şey kalmış ya. Ben sadece şu sol kısımda şu klan kalesinin orası kaldı sandım. Şu, şurası da varmış daha. Oo. Kraliyet şampiyonu yetmez. Yetmez arkadaşlar. Her zaman olmuyor. Çoğu zaman oluyor ama bu savaş olmayacak maalesef. Birazcık erken konuşmuşum. Az süre yetmeyecek ya. Yapacak bir şey yok. Bir tane buzumuzu da yani mezara götüreceğiz ya. Tüh. Yarasa kalsaydı birazcık belki süre yetebilirdi ama çok fazla bina kalmış. Maalesef kraliçe şampiyonumuz yetmeyecek. Bir 30 saniye daha olsa belki yeterdi ama bu kadar. Yapacak bir şey yok. Kupamızdan olduk sadece. Onun dışında bir ganimet kaybımız falan yok. Güzel bir saldırı oldu. Koca okyuzun ne yaptığını çok fazla kestiremedik ama güçlü bir karakter. Karakter kahraman aslında karakter değil. Güçlü bir kahraman olduğunu... Ulan kahraman diyorum hala hayvan hayvan. Heh. Güçlü bir pet hayvan olduğunu biliyoruz. Duvarları yıkıyor. Onun için tank bir karakter. Bence Barba Kralı'ndan güçlü drop, güçlü drop bu arada. Belediye binası 14'te 20 level Barbaran'ın var. Neden diye sormayın. Şuradan klan kalemi, klan kalemin isteğini de temizleyelim. Bir sonraki saldırıyı klan savaşında yaparız. Hem o da kaldı onu da aradan çıkarmış olurum. Klan savaşını yapmış olurum. Yarın büyük ihtimalle çünkü müsait olamayacağım. Arkadaşlar her tüm orduyu klan kalesini falan hazırlayayım. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Arkadaşlar şey. ordum çıktı saldıracağımız köy bu şekilde. Belediye binası 12. Ortalama bir köy. Klan kalesi falan her türlü dolu. Cadı ve süper minyon var büyük ihtimalle. Bir önceki köyden öyle çıkmıştı çünkü. Büyük ihtimalle bu da aynıdır. Hemen saldırımıza başlayalım. Köyde ufak açıklıklar var bu arada. Onlarla klan kalesini çıkartacağım. Klan kalesini erken temizleyeceğiz bu şekilde. Şuradan bir tane balon bırakıyorum. Ayrıca kasırga tuzağını da bulduk. Çünkü bir tane daha bırakayım. Çıkmayan varsa çıksın. Şuradan barba kralı bırakacağım. Tüm klan kalesini hem köşeye çekmiş oluruz. Hem de barba kralı tank niyetine kullanacağım. Çünkü çok fazla zaten işime yaramıyor. 20 seviye olduğu için hemen şurada bu arada bastım. Çok fazla dayanamaz o süper minyonlara. Evet şu an ejderler orayı halledecek. Hemen ben şuradan iki tane daha Ejder bırakayım şöyle balon bırakalım şuraya ortadan başlayacağım saldırıma birazdan ama biraz daha köşelerin temizlenmesini bekliyorum ospermino alın artık alırsın onu ya alırsın alırsın Aferin sana şuradan Ejderlerimi yığdım arkasına balonlar şurada büyük koruyucu bakayım bir tık uzakmış ya sanki şurada hemen ilk öfkemi kullanacağım seriden içeri girsinler ve şuradan zeplinim bıraktım. Büyük korucu özelliğime tam zeplin şeyimden çıkarken basıyorum. güzel bir şekilde bastım zeplinime. Şurada da hemen şöyle güzel bir şekilde ortaya ulaştırdık tertemiz. Belediye binasını halledeceğiz. E, taktik avcı uçağını halledemedik ya. Şuraya hemen bu arada iki tane büyücü kulesinin yan yana olması çok iyi. E, hiç buz atmayacağım oraya buzları harcamak istemiyorum şu anda gerek yok şu an güzel gidiyoruz. Bakalım devam ettirebileceğiz mi? Şurada bir tane buz attım. Şuraya bir tane kraliçet şampiyonu ölmesin ya. Abi benim yarasalar ha ulan öldü sandım ha. Hayır 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Vurdurtmadım vurdurtmadım bir tane daha atacağım. İki yıldız aldık ama çok fazla yarasamız kalmadı. O kraliçe bizi perişan etti ya. Vallahi çok fazla perişan etti. Oradaki iskelet tuzağı olduğu için kraliçe şampiyonum kraliçeye vurmadı iskeletlere vurdu o yüzden de kraliçe ölmedi yarasalarda zaten vurmuyor yapacak bir şey yok arkadaşlar bu kadar çıktı iki yıldız aldık 3 yıldız gelirdi ya kraliçe o tek iskelet tuzağı yani cidden bizi sıkıntıya soktu baya yüzde yetmiş gibi sonuç geldi o ejder daha fazlasını yapamayacak ben bitiremeden bitti savaş zaten Valla koca öküzü deneyelim değildik de yani çok da etkisi olmuyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi ama ekstradan bir asker sonuçta Hero karakter hayvan ne derseniz ekstradan bir birlik Hayır demeyiz tek boynuz atı da açacağız onu da sonraki videolarda yaparız hemen açmayacağım şu anda gerek yok arkadaşlar son bir saldırı yapalım Koca öküzü bu sefer daha iyi göstermek istiyorum size. Bu arada merak edenler için şurada önlemden e, 3750 canı varmış 60 vuruyormuş. Barba kralımınkine de bakacağım bakayım ne kadar fark var. 3750 can 60 vuruyordu. Bak 2717 barba kralımdan daha çok canı var. Ama barba kral daha çok vuruyormuş. Barba kral daha güçlü oluyor ya. Baya çünkü o 370 vuruyordu bu 60 vuruyor. Pardon 170 vuruyormuş lan. Onun 3 katı vuruyor. Aynen barba kral arkadaşlar bir tık daha güçlü. Ama bunun daha bir heronun yeteneği de var ya barba kral daha güçlüymüş tamam. Ben dedim koca öküz daha güçlüdür dedim de değilmiş ya 20 seviye barba kral da yani işe yarıyor en azından. Çok da kötü değil. Arkadaşlar ben tekrardan klan kalem falan her şeyi hazırlayayım saldırımıza geçelim. Bir köy buldum şu anda bakalım bu köye benim yapmam gereken sadece herolara dikkat etmek olacak. Her olanın seviyeleri birazcık güçlü. Onun dışında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Orta kısımda gördüğünüz gibi Kartal Topu, Cehennem Kulesi, e, Kaya Kaysaçar filan hepsi şu anda sönük durumda. O yüzden iç kısmı çok fazla yani gitmeme gerek yok. Dış kısım önemli. İç kısımda sadece belediye binasını halletsem yetecektir bana. Şimdi saldıracağım nokta e, şeylere bakarak şu hava patlatıcılara bakarak arkadaşlar onların bakmadığı yön köşeler şu, şu kısım. Ve şu kısım şuradan şöyle ejderlerimi koydum. Köşe temizliğini yaptıktan sonra saldırımıza başlayacağız. Şuraya bir tane barba kral koyuyorum. Rakip barba kralı halledebiliriz. Bununla hiç ejderlerimize muhatap olmasın. Heros şey özelliğiyle bence 60 level alır ya alır mı? Hadi bakalım deneyelim. 20 level 60 level alacak mı? Bence alırsın ya. Bak orada bir sürü barbar var. Koca öküz de var. Aldı vallahi aldı. Helal lan size. Adamsınız. Oğlum ejderler öldü mü köşedeki? Ölmüşler. Şimdi hemen saldırımıza başlıyoruz. Şurada tüm askerlerimi koydum. Hemen şurada büyük koruyucumu kullanıyorum. Özelliğine basmayacağım. Zeplini zaten durduracak bir şey var mı ya? İnşallah kasırga veya güdümlü çıkmaz. E, riske girdim çıkmadı da güzel bir şekilde. Gayet güzel oldu bu. Şurada da bir tane öfkemi kullanıyorum. Rakip kraliçeyle, ile savaşacak ejderlerim. Şu anda önemli olan ne var bizim için? Büyücü kuleleri. Büyücü kuleleri dışında çok fazla sıkıntı yaratacak bir şey yok. Şuradaki kraliçe şampiyonunu halletmek istiyorum. Ben kendi kraliçe şampiyonumu halledeceğim. Ama şöyle bir buz atıyorum. Çünkü can yakar o. Onun dışında can yakacak pek fazla bir şey yok. O yüzden buzumu kullandım ona bir tane. Şimdi büyücü kulelerine dikkat etmem gerekiyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok yarasalara sıkıntı çıkarabilecek hiçbir şey yok. Ama toplu gitmeniz gerekiyor ya yarasalar lütfen toplu gidin. Abi çok ayrıldı yarasalar ya toplu güçlü bunlar ama çok fazla ayrıldılar. Şöyle bir tane buz atıyorum büyücü kulesine başka büyücü kulesi kalmadı. Bir tane daha atıyorum. Çok az yarasa kaldı ya iç kısımdakiler de kaya saçarları falan halletmekte zorlanıyor şu anda. Ama bence gelecek ya 3. Şu büyük kurucu kurtarabilir miyim? Kurtaramadım. Neyse arkadaşlar ya sıkıntı yok gibi ya. Şu anda yarasalarımızdan birazcık geçiyor. Kraliçe şampiyonu yaşıyor. Savunma binası kalmadı. Ölü köyleri halletmek kolay aslında. Ya yani bu kadar zorlanmam bile gerekmiyordu. Ee, özelliğini hemen kullanacağım bu arada. Süremiz az kalmış. Çok güzel attı bu arada. Ya hiç köşelerimizi muhafaza etmedi. Şu anda tek korktuğum şuradaki Klan kalesi. Klan kalesine. Giden yok. Evet 20 saniye var. Klan kalesi şu anda çok önemli. %99 gelir ya büyük ihtimalle. Canı max bile olsa gelir büyük ihtimalle. Aynen yarasalar tek bile alırdı onu. Sonra 12 saniye kala 3 yıldızımıza ulaştık. Aa, ölü köy çıktım mı kaçırmayın. 3 yıldızı direkt yapıştırın. Ölü köyler cidden. Yani kaya saçar yok. Canım kulesi yok. Kartal topu yok. Köyde hiçbir şey yok arkadaşlar. Şuradan bağışları da tamamlayalım. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Yeni kahramanımıza kavuştuk. Bir sürü ejderha saldırısı yaptık. Taktiği öğrendik. Her, yani her bakımdan güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz bu dakikaya, bu dakikaya kadar izlediyseniz bir şeyler olmuştur arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz zaten çıkardınız. O yüzden arkadaşlar like tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Hala abone değilseniz de aşağıdan abone olun bir zahmet diyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.